Eren TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 24 Nisan Çarşamba ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Afet İl Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başladı. Az ve Diş Sağlığı Merkezi 24 Nisan 2019 Çarşamba gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak. 10 milyon TL yatırım bedelli Erili Devlet Hastanesi yanına yapılan 20 üniteden ve 20 doktoru ile Az ve Diş Sağlığı Merkezi yeni binasına taşındı. 24 Nisan Çarşamba gününden itibaren yeni hizmet binasında vatandaşa hizmet verecek olan Az ve Diş Sağlığı Merkezi'nin teknoloji cihazlarla donatılarak kaliteli bir hizmet politikası izleyeceğini söyleyen Başzabit Ayhan Yürekli sözlerine şöyle devam etti. Evet, başladığımız binamızı şükürler olsun bitirebildik. İşte 4 günlük bir taşınma sürecimiz oldu. Kısmet olursa yarın yeni binamızda hasta kabulüne başlayacağız. Daha iyi bir yerde hizmet vermek, Ereğli halkına daha iyi hizmet etmek için gerekliydi. Başta Sayın Milletvekilimize, İl Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Daha iyi hizmetlerle Ereğli halkını buluşturacağız inşallah. 20 ünitli ADSM olarak geçiyoruz. Ancak 25 ünit kuracağız. İçeride 25 ünitlik yerimiz var. Şu anda da 20 doktorumuz var. Bunlardan 17-18 tanesi poliklinik yapacak durumda. Daha rahat, geniş bir ortamda bu hizmetleri vereceğiz. Hastalarımızdan ricamız, bundan sonra biz tam MHRS sistemine geçeceğiz yaklaşık bir aylık bir süreçte. Hem daha iyi hizmet verebilmek için gelirken 182'den veya internetten randevularını alıp gelirlerse burada bekleme süreleri de kısa olur, işleri de daha çabuk biter. Gereksiz yığılmaları da önlemiş oluruz. Bu konuda da hastalarımızdan anlayış bekliyoruz. Hem hizmetlerini daha iyi görmüş oluruz. Bu konuda da hastalarımızdan destek bekliyoruz. Şimdi biz merkezdeki ADSM'de biliyorsunuz küçüktü yerimiz. İki röntgen cihazı bir odadaydı. Aynı anda iki çekim yapılamıyordu. Burada şu anda iki panoramik ve iki tane periapikal röntgen birimimiz var. Yani oranın iki katına değil dört katına çıkmış gibi olduk. Hepsi dört ayrı odada hizmet vereceği için. Bekleme sürelerimiz daha kısalacak inşallah. Görüntüleme hizmetimiz eksiksiz devam edecek. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Okurcu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye kreşini ziyaret ederek çocuklarla kucaklaştı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye kreşini ziyaret ederek çocuklarla kucaklaştı. Canımlar valla hepsinin de birer sandalyesi var. Ne kadar güzel oturmuşsunuz böyle. Maşallah. Bunların hepsi şapkalar falan. Kendiniz mi yaptınız? Şapkalarınızı. Hepsine bakayım. Tutun bakayım. Allah maşallah. Güzel kız sen de al. Hocam ver. Maşallah. Adın ne senin? Nasılsın Beren? İyi misin? Bu saçları kim aldı kız? Maşallah. Zaten dedi, başkanım dedi direkt sallayacağım dedi. Hediyesini almayan var mı içinizde? Ha? Ben aldım. Hediyesini almayan var mı? Sen almışsın. Can, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Değil mi? Bu bayramı size kim hediye etti? Evet doğru. Atatürk mü? Evet. Atatürk değil mi? Evet. Benim çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar. Gelin çocuklar. Değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Allah sizi ailelerinize, memleketinize, millete bağışlasın.
Hepinize ömür versin. Ereğli Gençlik Merkezi Müdürlüğü Güzel Sanatlar Kulübü bünyesinde fakülte öğrencileri tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan gösteri izleyiciyle buluştu. Spor İlçe Müdürüm, İşkur Müdürüm, Gençlik Merkezi Müdürüm. Ereğli Gençlik Merkezi Müdürlüğü Güzel Sanatlar Kulübü bünyesinde fakülte öğrencileri tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan gösteri izleyiciyle buluştu. Gençlik Merkezimiz Güzel Sanatlar Atölyesi, tiyatro kulübümüz bünyesinde üniversite gençlerimiz tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Nimet Burcu Elmacı hocamızın yaptığı Artist Mektebi tiyatro gösterimize hepiniz hoş geldiniz. Gençlik Merkezi Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren devlet kuruluşlarıdır. Gençlik merkezlerinin temel amacı ise gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençleri çeşitli aktiviteler içerisinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımda bulunabilmeleri amacıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve sportif faaliyetleri düzenleyen merkezlerdir. Bu kapsamda Ereğli'mizde faaliyet gösteren Ereğli Gençlik Merkezimizde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet, etkinlik ve projeler yürütmektedir. Bu akşam az sonra izleyeceğimiz tiyatro gösterisi de tamamen amatör yolla çalışılarak profesyonel bir tiyatro ortaya koyan üniversite gençlerimizin eseridir. Yaklaşık 6 ay boyunca haftada en az 3 gün çalışılarak ortaya çıkan bu gösterize gençlerimizin özverili çalışmalarının yanında tiyatro gösterimizin yönetmenliğini üstlenen ve gönüllü olarak gençlerimizi çalıştıran Nimet Burcu Elmacı hocamızın emeği büyüktür. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca 2019 yılı gönüllülük yılı kabul edilmiştir. Biz de birçok gönüllülük faaliyetinin yanı sıra tiyatro oyunumuzla da bir gönüllülük hareketi yapmak istedik. Hiçbir maddi kazanç göstermeksizin ortaya konan bu tiyatro eserimiz için girişte toplanan kitaplar ise Ereğli'mizin köylerinde ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokullarımıza tiyatro ekibimizle birlikte hediye edeceğiz. Şimdi sizleri tiyatromuzda baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Ne oldu? Söyledin mi yoksa? Tabii, dün gece meseleyi babama açtım. Ne? Ne dedin, nesi? Bu yıl okulumu bitiriyorum. İyi bir balerin ve iyi bir ev kadını almak istiyorum dedim. Harika bir laf. İyi bir ev kadını, iyi bir balerin. Neden Ali? Sofrayı şöyle, şöyle kurarsın. Çamaşırları da şöyle, şöyle asarsın. Dalga geçme Ali. Benden de söz et. Ne? Ne diyorsun sen Nesli? Çıldırdın mı? Ne dedin peki? Ali ile çok iyi anlaşıyoruz baba dedim. O da bu yıl okulunu bitirip tiyatro sanatçısı olur. Evlenmeyi düşünüyoruz dedim. Baban ne dedi? Çok iyi karşıladı. Ne dedi sevgilim, anlatsana ne dedi? Ben de tiyatrocuya kız verecek kadar kıyarlık var mı dedi. Var mı dedi? Ne? Kıyar hal. Romantik olmak güzel de gerçeği unutmamak gerek Nesli. Demek ki bu evlilik işi olmuyor. Hiç bilaylık. Madem ki birbirini seviyoruz ben de seninle kaçarım. O senin dediğin ancak köy piyeslerinde olur. Ama Ali sen sevdiğimi biliyorsun. Elbette sevgilim. Elbette. Ben de seni çok seviyorum. Ama benim gibi okul tahsilinde güçlükle ödeyen, parasız, pulsuz, meteliksiz bir... Sus Ali, sus lütfen, birbirimizi seviyoruz. Yetmez mi? Yetmez Nesli, yetmez. Sevgi her şeye yetmez. Ali. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını İbrahim Yapıcı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Damla Türkmen'e devretti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını İbrahim Yapıcı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Damla Türkmen'e devretti. 9 yaşındayım. Buraya ben Konya, güzel Konya'mızı daha güzelleştirmek için buradayım. Öncelikle bu bayramı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyorum.
Ben Konya'mızı güzelleştirmek için belediye arsalarını fidanlar dikilmesini istiyorum. Engeller için okulların artırılmasını istiyorum. Belediyede biz okulcak gezi yapmayı çok seviyoruz. Diğer okulları da öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlarımız katılamıyor paralı olduğu için belediye otobüsleri. Bu yüzden belediyeden otobüsler için yardım istiyorum. Bir %50 indirim yap şimdi, sen buradan talimat ver. De ki okullara verilecek belediye otobüslerinin fiyatlarında %50 indirim yapılması talimatı veriyorum de. Belediye otobüslerinin okulları geziler için gönderildiğinde %50 indirim yapılmasını istiyorum. Tamam, bundan sonra mevcut fiyatımızdan %50 indirim yapıyoruz senin talimatında. Belediye otobüslerinden geziler için gönderildiğinde %50 indirim yapılmasını istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Epey bir projeksiyon çizdin Konya için. Hı. Teşekkür ediyoruz biz de. Bu tavsiyelere mutlaka uymaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Çünkü Konya'yı size hazırlıyoruz. Sizin düşünceleriniz bizim için önemli. Teşekkür ediyoruz tekrar ziyaretinizden dolayı. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz.
Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.